Herkese merhabalar dostlar. Futbol Manager 2022'de 6. sezonumuzun 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Duan Zapata ile bölümümüzü açıyoruz. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Duan Zapata'nın attığı gollerle burun buruna kalmanız dileğiyle çektiği şutlar kafanıza sırtınıza falan gelmesini temenni ediyorum. Çünkü böyle oyuncularıma haksızlık ediyorsunuz. Ses konusunda şu an gayet yalın hiçbir şey yok. Ses konusundaki telkinlere yine elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. Herhangi bir kızma, laf söyleme gibi durum olmaz. Zaten bu benim haddime de olmaz. Hep söylüyorum. Hani arada şakalaşıyoruz, takılıyoruz, güzel şeyler konuşuyoruz ama benim azarlamak, kızmak gibi bir durum olmaz laf söylemem de sadece takıldığım noktaların altını çizerim. Ee, bu yaşa taşa başa takılanlara şimdi ufak bir giydir ee, şey ufak bir serzenişte bulunalım. Neden bulunalım? Çünkü böyle bir forveti getirmişiz. Şu anda bu forvetin dünya çapındaki yıldızları 3,5 yıldız. Yani Lewandowski'den sonra geliyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim bu oyundaki amacım her zaman söylüyorum ama yine yinelemekte fayda buluyorum. Ben bu oyunu 17 yıldır oynuyorum. İyi oynadığımı asla iddia etmiyorum. En iyisini bildiğim Asla söylemiyorum ama 17 yıldır bana keyif veren şeyler farklı. Bir tane oyun üretimi yapay zekayı yani kafası 20, boyu 2.05, hızlanması 19, driblingi 10 böyle tuhaf saçma sapan özelliklerden ama müthiş bir potansiyel yeteneği olan bir oyuncuyu 3'e alıp 133'e satıp 3 tane de forvet koyup dünya kupasına varana kadar kazanmak beni mutlu etmiyor. Benim tarzım değil. Yapmadım. Yapmayacağım da. Bu kadar. Bunda ötesi berisi yok. İkinci husus ise arkadaşlar simsçilik, galericilik oynamıyoruz. Ne yapıyoruz peki hocam? Çok basit. Bir hikaye oluşturuyoruz. Hikaye yazıyoruz ya da hikayeyi en baştan sona gidiyoruz. Her sayfasını çevirdiğinde ayrı bir heyecan oluşturmalı. Bakın Nottingham örneği gibi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış kulüp. Alt ligden üst lige çıkardık, üst ligde kalıcı yaptık, kalıcı yaptıktan sonra şampiyon yaptık, şampiyondan sonra şampiyonlar ligini kazandırdık ve Leverkusen'e geldik yine bir hikayenin içindeyiz. Nedir? Bayern Münih'ten lig şampiyonluğunu almak. 15 yılın sonunda biz şampiyonuz diyebilmek. Bunların hepsi hikaye. Peki bu hikayedeki önemli unsur nedir? Bunu niye anlatıyorum? Sizlere bir şeyler laf etmek falan için değil. Herkesin oyun tarzı kendine güzeldir. Kendi istedikleriyle oynar tabii ki de. Keyif aldığınız şekilde oynayın ama çabuk sıkılan, çabuk bitiren için önerimdir bu. Buradaki hikayemizi de gerçekleştirmek için bazı hamleler yapıyoruz. Özellikle belirlediğimiz taktiğimizin üzerinden taktiğimizle kim örtüşebilir? Ben isme, cisme, yaşa, taşa, başa bunlara takılmam. Benim istediğim oyunu hangi oyuncu oynayabilir buna bakarım. Bakın Duan Zapata'yı aldık. 5 maç 4 gol. Bu adam bir önceki sezon 14 maçta 3 gol, 30 maçta 9 gol atmış. Demek ki bizim sistemimizle örtüşüyor. Demek ki bizim elimizde bunu yapıyor. Uğur hocamın da dediği gibi ben bunu fark etmemiştim. Hemen şöyle girdik. Eski oyuncumuz Angelino'ya bakıyoruz şu anda. 30 yaşına gelen Angelino 19 maçta 6.97 ile oynadı. Biz varken 7.28 ile oynadı. 12 maçta 7.62 ile oynadı. Yani Barcelona'da ara ara rotasyona da kalıyor bu arkadaş. Asisti var mı? Golü var mı? Katkısı var mı? Yok. Demek ki her oyuncu her takımda her sistemde olmaz. Biz Angelino'yu neden 20'ye alıp 63'e satabildik? Çünkü bizden önceki takımında da mutsuzdu. Biz Kamavinga'yı neden 70'e alabildik? Çünkü Kamavinga oynatılmıyordu. Biz onu yıldız statüsünde oynattık. Lewandowski 38 yaşında neden Real Madrid teklif etti? Biz ona 15 milyon euro maaş verdik 37 yaşındayken. Dünyanın en iyi ikinci oyuncusu seçilmedi mi? Yani daha o kadar çok örneğini anlatabilirim ki ama bunlarla vaktinizi almayacağım. Asıl kaçırdığınız konu yüzünden ben bu telkinde bulunuyorum. Neyi kaçırdığınız biliyor musunuz? Ya odaklandığınız yaş konusundan dolayı ya da videoyu atlayarak ilerlediğinizden dolayı birçok kişinin dikkatini çekmemiş. Belki de değinmek istemediniz. O da ayrı bir konudur ama burada bir çete oluşumu var. Hocanın odasına gelip saygısızlık yapanlar var. Kaptanı kışkırtıp da kaptanın bize karşı laf etmesini hocam böyle böyle yapmazsan bu oyuncuyu oynatmazsan sen çekersin, sen görürsün diyemez hiçbir kaptan. Uğur hocam da diyor ki bu elebaşı olan Sunset'i gönderelim, kaptanları affedelim. Kaptanlar bir hata yapmış, kaptanlar Sunset'e uymuş. Öyle bir şey yok. Bizim kuralımız çok net. Saygısızlık yapan gider. Bizim radyomuzda şarkı bir kez çalar. Aynı şarkının tekrarı olmaz. Bu kaptanlar bize gelip hocam biz kandırıldık deseler de var mı bizde öyle yiyecek göz? yemezler. Kandırılmasaymış, Galeana gelmeseymişsin. Sen bu takımın örnek kişisisin. Sen kaptanısın. Kaptan bunu yaparsa diğerleri neler yapmaz. O dördünün de biletini kestik. Kaçıranlar için tekrar göstereyim. Florin Wirz, Tapsoba, Sunset, diğer oyuncumuz da Patrick Schick. Bu dört arkadaş artık kulüp kulüple ilişkileri kalmadı. Kalmayacak olamazlar. Oynayamazlar. Hiçbir isterse amuda kalkıp da ağzıyla Hı -hı, yerdeyken özür dilerim hocam yazsın fark etmez. Benim odama gidip ahkam kesip beni tehdit edemez. Biz buraya 4 tane kupa kazanıp da geldik. Na lider gidiyorduk bir önceki maça kadar ve hepsini bir kenara koydum. Asıl bu olay belki de bizim şampiyonluğu kaybettiğimiz nokta olabilir. Bunlar önemli. Hala hocam huzur öyler senin oyuncularından daha genç. Ha 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 ha. Van Burada biz nelerle uğraşıyoruz? O hala yaş taş baş. Tekrar söylüyorum. Sims'i indiriyorsun. insan çiftleştiriyorsun, okutuyorsun, büyütüyorsun, bunları yapıyorsun. Ya da galericilik var, kar mechanics var, araba tamirciliği, galericilik falan böyle şeyler ilgini çekiyorsa bunlara git, bunlara yönel. Biz burada ne olduğu belli olmayan oyun üretimi, saçma sapan özellikleri olan bir regeni ona alıp 133'e satıp, üçlü forvet yapıp şampiyon olmak Hiçbir zaman kitabımızda kuralımızda olmadı, olmayacak. Ama sizler değerlisiniz. Sizler değerli olduğunuz için regenlere yüz paketi yaptım, paylaştım. Ben yapmadım da nasıl yapılacağını izah ettim. Sevenlere saygımız var, ama bize doğru yöneltmeyin. Başka tarafa doğru yöneltin, yoksa ben de size doğru yönelterim bir şeyleri. Evet, şimdi devam ediyoruz. Çok basit bir oyuncu daha göstereyim. Honduraslı Elis'i aldığımızda herkesin genel tepkisi neydi? Elis yakışır mı hocam? Niye bunu aldık hocam? Hatta çok para verdik hocam. Evet 17 milyon euro verdik ama bakın bu adam genelde bütün sezonun genelinde 10 tane, 11 tane, 12 tane golü geçemeyen adam sezonun yarısında 8 gole ulaştı. 7 0 da oynuyor. Demek ki bizim sistemimize yeterli bir oyuncu. İsim cisim önemli değil. Adam olacak adam. Bak Patrick Schick ne yaptı? takımın en golcüsüydü. Kendisini bitirdi. Kaptan Virs yaptı? Kendisini bitirdi. O yüzden bize karakterli işini yapan oyuncu lazım. Ahali şimdi top gönderdiğimiz için Katiniç'i oraya monte ettik. Varan, Katiniç, Rudiger artık üçlü stoperimiz. Di Lorenzo sağ bekimiz, Cancelo e sol bekimiz. Öte yandan kalede zaten Bole, Renkesi, Servais, Luis Alberto artık orta üçlümüz. Hücum hattında da Zapata, Elis var. Duruma göre Icardi girebilir, Hatta genç oyuncu Iker Bravo'dan da faydalanabiliriz maça Saint Paul çok sonda olduğu için ben bunu Simulate etmek istiyorum maçı simulate ediyorum Bizim oynayacağımız maçlar çok farklı Barcelona maçı var diğer güçlü maçlar var ama Siz yokken simulate etmek istemedim her şey sizin gözünüz önünde olsun Yani e, Ne yaşıyorsak hep birlikte yaşayalım bakın Albert Ellis Rudiger gollerini atıyor Joao Cancelo 2 asist yapmış. 25 maç 1 mağlubiyet 60 puan 7 puan farkla gidiyoruz Bayern'in önünde. Şöyle bir kadromuza tekrar genel göz atalım. Bravo Icardi aslında Bravo biraz fantezi olmuş olabilir. Biz en iyisi burada Elis'i oynatalım. Elis Icardi daha iyi olur. Orta sahada yine bir sıkıntı yok. Tamam. Böyle maça girebiliriz. Werder Bremen 10. sırada. Çok da küçümsemeyelim. Zaten maçta yapmamız lazım. Girdik. Ama bir nostalji yapalım. Şöyle 2B izleyelim. Bizim T oyuna başladığımız zamanlardaki en büyük keyif olan görselimiz. Nerede bu? 2B klasik. Direkt anılar ya. Direkt anılar. Yani Kakalovlar, Todorovlar, Daniel Buratenler, Maxim Tisigalkolar rahmetli. Bu arada rahmetli deyince Cüneyt Arkın da rahmetli oldu. Hey gidey. Koca Çınar. Gerçekten bir okla üç kişiyi devirdiği filmler. İlerleyen zamanda bunlar tuhaf olsa da o dönem izlerken pek hoşumuza gidiyordu sanki. Bilmiyorum beğenmeyen çok yadırgayan var mıydı ama gerçekten Yeşilçam'da büyük üstattı kendisi. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kole ile bir atağa kalkıştılar. Hop kurtardık mı? Orada bir şeyler oldu bir karıncalar offsite'miş. Oyunun sadece şu 2B olduğu hatta Şampiyonşip menajerle futbol menajerin ayrı olduğu 2004-2005-2006'ya kadar devam etti diye hatırlıyorum şampiyonşip menajer. Bu iki ayrım varken yani kaç senesi? Bundan 17 sene öncesi. Daha hayatta olmayan adam bizim transfer politikamıza ha ha diyor. Öyle yok. Öyle yok. Icardi golümüzü atıyor. Tertemiz gol. Ya işte Hoca ortada her türlü kadroyla şablonumuzu taktiğimizin arkasında durarak herkesi yeniyoruz. Herkesi de yenmeye devam edeceğiz. 30 yaşında adama dayı yazıyor. Ne demek dayı ya? Sen suya bu derken dayı dediğin adam gol atıyordu. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yorgunluk yok, sıkıntı yok, devam. Şimdi Semedo Kostov defanstan pasta çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Koley bıraktı. Scott Oo, bu koley neymiş ya? Aralara aralara sızıyor. Koleye bak sen. koleyni bulsa gol atacak bize. Küçük bir şaka yaptım size. Ayrıca e, siz kötülüğü yanlış yerlerde aradınız. Icardi'ye çok laf söylediniz. Ama Icardi takım için hala gol atmaya ve saygılı bir şekilde devam ediyor. Ama diğer çete hocanın odasını basıp tehdit ediyorlar. Bunlar kaptanlar, maptanlar, cartlar, curtlar. Bu Bunun affı olmaz yani. Yine de elimizde bize saygı duyan, şampiyonluğu isteyen oyuncularımızla devam edeceğiz. Şimdi duralım. Artık 73 oldu. Bazı değişiklikler yapalım. Kosto çok mutlu edici bir performansı yok ama 3'ü alıp 5'e satsak kardır. Sonuçta genç bir oyuncu. Kansere çok yoruldu. Di Lorenzo'yu onun yerine alsak mı? Almayalım. Bir sonraki maç diğer sol bekimiz iyileşecek zaten. Şurada Arthur yoruldu ama Arthur da bir sonraki maç dinleneceği için... Onu da çıkarmasak olur. Servais'i dinlendirelim. Asa alalım buraya. Elis'i çıkartalım. Elis bir sonraki maçta oynayabilir. İki değişiklik yaptık. Daha sonra Torsby'de de yine biraz kondisyon kalmasını istiyorum. Frank yallalım alalım oraya. Çok da oyundan düşmeyelim. Devam dedik. Sonuçta daha 15 dakikamız var. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. 10 dakika kaldı. Bravo. Cancelo gidiyor. Asa bıraktı. Frank Cassie, Arthur. As, Icardi, Arthur güzel paslaşıyoruz. Semedo içeriye girdi, dışarıya çıkardı. Bir şeyler yapıyorlar orada. Frank Kessi ortaladı. Bravo'ya vurdurmadılar. Şimdi Joao Cancelo, Arthur üst direkten dışarıya. Güzel organizasyondu. Bravo çocuklar. Bravo hocanız yanınızda. Bir korner, son dakika duran topu arka direk. Marton Dardey golü atıyor. Çok kötü bir dakikada gol yedik. Bunu beklemiyordum. Maalesef 90 artı 3'te yediğimiz golle beraberliğe razı olduk. Yani farkı arttıramadık. Farkı arttıramadığımız için de son dakikada düşen kondisyonumuzla birlikte gol yemiş olduk. Şöyle baktığımızda Bayern Münih kazanmış. Werder Bremen'le biz berabere kaldık. Sorun yok. Yenilmediğimiz sürece liderlikte gideriz. Yarı final kuralları çekiliyor. Bakalım eşleşelim. Hangi takımla eşleşeceğiz? Biz Augsburg'la eşleşirken Bayern de Gladbach'la eşleşti. Evet ahali şimdi Barcelona deplasmandayız. İlk maçı 2-0 kazandık. Burada elimizden geldiğince bir gol daha atıp sonrasında da bu 3 golluk avantajı savunma fikrindeyiz. Baştan sona kadar savunmaya çalışırsak bunu başaramayız. Yine Cancelo ile başlıyoruz çünkü Di Marco sadece 45 dakika oynayabilir telkini geldi antrenörlerimizden. Bu sebeple şunu da değiştiriyorum. Şimdi bazı arkadaşlar 2B ne hocam? Yıl 2022, 2B mi kalmış diyeceklerdir. Onlar nostalji bilmezler. Çünkü 30 yaşındaki oyuncuya dayı diyorlar. Of! Fontan harika bir gol attı. 4. dakikada golle başlıyor Barcelona. Bu hiç hesapta yoktu. Rafinha'nın bıraktığı Fontan. Ya bu kadar rahat olmamalı. Servais nasıl boş bırakıyorsun onu? Kıt diye ısırman lazım orada. Bize ilk yarı içerisinde acil bir gol lazım. Maalesef Cancelo sakatlandı. Dimarco'yu hemen yerine alıyoruz. Rüdiger'i yer değiştirelim. Kötü oynuyorlar. Oh, Elis de Zapata da bir hayli kötü. Zapata'ya yardımcı forvet destek diyelim. Evet ilk yarıyı geride bıraktık. İlk yarıda herhangi bir gol pozisyonu yaşayıp yaşatamadık. Bu noktada bir tık ileriye çıkarken offside taktiği yapalım. Pres şiddetimizi düşürelim. Şöyle yapalım. Biraz daha onların yarı alanına götürelim oyunu çünkü bizim sağımızda oynanınca bir şutla mutla falan bir şekilde sıkıntı yaşatıyorlar. Evet. Pedri uzun gönderdi, Rafinha indirdi. Ya yani o Rafinha'nın indirememesi lazım o topu ya. Bir forvet takviyesi yapmamız şart. Şöyle baktığımızda Icardi'yi almak istiyorum. Elis yerine. Icardi'ye buradan yaratıcı forvet diyeceğiz. Zapata'ya ise pivot destek demek istiyorum. Buradan yine uzun top gönderelim artık. Daha fazla orta açıp daha fazla geniş alana yayılalım. Bekleri de ileriye çıkartıyorum. Biz buradan beraberlik yani bu uzatmalar düşünmüyorum. Ben burada bu maçı uzatmaya götürmeden sonlandırmak istiyorum. Başarabilirsiniz dedik. Di Lorenzo ile taç atışını başlattık. Şimdi Katiniç. Katiniç'ten kalecimiz Bolek. Yine kötü bir top. Şimdi bir korner kullanıyor Barcelona. Seken top Pedri. Dışarıya çıkardılar. Rafinha. Luis Alberto araya girdi. Luis Alberto. Kaptan. Bıraktı Dimarco'ya. Dimarco Di topu taşıyor. Dimarco. Bir topuk pası Frank Casey Serves tekte oynadı. Duan Zapata indirdi. Di Marco şimdi. Di Marco içeriye baktı. Kornere gidiyor top. Şu hata sonuçlandırsaydık çok güzel dakikada gol gelebilirdi. Rodrigo uzaklaştırdı. Bu hatamız da sonuçsuz kaldı. Artık maçın son anları bir hayli yorulduk ve kötü oynuyoruz. Sonradan giren oyuncularımız da çok etkili olamadı. Uzun bir taç atışı Icardi aşırdı ama orada Barcelona'lı oyuncular var. Yine Rodrigo Trilli'ye verilen top. Trilli aradan gönderdi ama orada Bolek var. Şimdi uzun uzun oyna uzun oyna Zapata'ya. Evet. Icardi'ye giden top. Icardi yükselmedi. Diaz indirdi. Rodrigo yine Rafinha. Rafinha atıyor ve bizi bitiren isim Rafinha oluyor. Bir rafinyayı durduramayarak elendik. Evet. 5 numara dimarko mu? Yani sağ bekimiz, sol bekimizin sakatlanması akabinde giren Dimarco'nun da etkili olmayışı oranın yol olmasına ve birçok gol yememize sebep oldu. Yapacak bir şey yok dostlar. Maalesef Zapata'nın da en kötü oyunu. Dimarco 5.9'da oynadı. Cancelo sakatlandı. 4 tane hainimiz var. Denemedik. 2-0'lık avantajı koruyamadık. Çok üstün bir oyun oynadı Barcelona. Yapacak bir şey yok. Önümüzde lig ve Almanya Kupası var. Bunlara odaklanacağız. Zaten ilk hedefimiz ilk sezonda bir Bundesliga kazanmaktı. Buna doğru devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar canlı yayında konuştuğumuz hani istifa edelim ama sezon sonunda edelim ki bize de teklif gelsin. Sonuçta kulüpten kaçtı gibi gözükmesin diye. Hemen istifa et ve kulüp sezonu tamamladığında kısmı var. Yani biz bunu seçecektik aslında. Bakalım belki bunu da düşünebiliriz. Sonuçta buradaki hedefimiz de Leverkusen'e 15 yıllık Bayern Münih hegemonyasını tamamlamaktı. Bunu yapabilirsek sezon sonu istifa eti düşünebiliriz. Bunu yine hep birlikte istişare ederiz. Evet ahali Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fortuna Düsseldorf deplasmanına çıkar çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Asistan önerisiyle geçelim. Yani öte yandan şu anda maç oynanırken seçeneklerimizi konuşabiliriz. Sonuçta 4 tane üst düzey yıldız. Vay kalede Karius. Karius el salla koçum benim. Ne diyorduk? Yani istifa edebiliriz. Sezon sonu yeni bir macera düşünebiliriz önümüzdeki seçeneklerden. Veyahut kalıp bize hainlik yapanları belki şampiyonlar liginden elenmemize belki de lig şampiyonluğunu bile kaybetmemize sebep olacak o dörtlüğü gönderip ki bunlar da epey para eden oyuncular bunlardan gelecek parayla takıma daha fazla takviye yapıp ikinci sezonda şampiyonluk artı şampiyonlar ligi hedefi koyabiliriz. Bunları yine değerlendirmemiz lazım fikirlerinizi paylaşırsanız. Ya da hocam tadında bırakalım artık 6 sezon oldu noktalayalım. 7. sezona gerek yok da diyebilirsiniz. Şimdi Dimarco bir korner kullandı. Varan vuruyor dışarıya gidiyor. Vaziyetimiz bu yani. Tabii ki de önümüze de bakıp bazı planlar yapmamız gerekli. Arthur şimdi Arthur bıraktı. Fossum uzaklaştırıyor. Varan'la geliyoruz tekrar. Varan bıraktı Semedo. Semedo çizgiye indi. Ortaladı. Karius sektirdi ama dokunamadık fena oynamıyoruz Düsseldorf'a karşı. Onlar da 17. sırada falanlar galiba. Evet bir korner daha. Di Marco ortalıyor. Varan indirdi. Kaloyan Kostov yakın mesafeden direği nişanladı. Evet Semedo. Icardi. Semedo Icardi. Paslaştılar. Torsby. Az Dimarco şimdi. Dimarco çizgiye doğru gidiyor. Dimarco sakatlık sonrası çok yavaşlayan ağır kalan oyuncumuz hala kendisini bulamadı. As bıraktı. Zapata Icardi. Semedo bindirdi. Semedo dışarıya çıkardı. Torsby. Arthur. Arthur takıyor köşeye. Arthur da ne zaman oyuna sonradan alsak ya da rotasyon için kullansak gayet verimli oynuyor. Yani bir sonraki sezon için Kalırsak rotasyon olarak düşünebileceğimiz oyunculardan bir tanesi kendisi. Keza Tors bir de öyle. Semedo yine aynı şekilde katkı yapıyor. Yani rotasyon oyuncusu dediğimiz şey zaten ihtiyaç duyulduğunda girecek. İsyan çıkarmayacak. Ortalama bir oyun sergilese yeterli olacak. Çünkü hem bir Rafael Varan ayarında stoperin olsa hem de aynı ayarda bir stoperi yedek bekletsem mutlaka sıkıntı çıkartıyorlar bir noktada. Bu seviyedeki takım ve bu seviyedeki macera için konuşuyorum. Bu arada bir gol yedik. Artık savunma dengemiz de bir hayli bozulmuş durumda. Başta yola çıktığımız düzenden şaştığımız için. Evet şöyle baktığımızda Dimarco'nun yorgunluğu var. Ama oyunda kalmaya devam edecek. Az fena değil ama oraya bir Luis Alberto takviyesi yapacağız ilerleyen dakikalarda. Öte yandan Kostov yerine şöyle bir ön libero alsak daha iyi olabilir. Buraya kim oynayabilir? Gücü hali yerinde olan Lukvalı deneyelim burada. O da genç bir oyuncumuz. Ön libero olarak burada topları süpürsün, toplasın. İkinci yarıya başlayalım. Ben gol bulacağımıza inanıyorum. Şimdi Di Marco yedek kulübesinden oyuncuları kaldırdı. Topu aldı, taç atışını kullandı. Zapata, ası kaçırdık. Siveras. Güzel bir dakikada güzel bir gol geldi. Şimdi Rüdiger kalecimize bıraktı. Bolek uzun gönderiyor. Icardi'den önce Schroeder mı? Şikolette mi? Nedir o? Ne biçim adım var senin de ya? Spotka ile paslaştılar. Kapatalım çocuklar. Karius şimdi uzun gönderiyor. Karius'un etkili paslarından bir tanesi. Reis Semedo araya girdi. Çok güzel. Bravo Icardi. Aztek'te oynadığı Duvan Zapata şu süratlenmeye bak be. Şu süratlenmeye bak be kimde var bu ya. Adam Zapata Zapata. Valla düzlükte yakalarsa sizi. Dayım ayı dediğinizi duyarsa. Karışmam. Başımı çeviririm böyle. Öteki tarafa bakarım o sırada. Olan bitene karışmam. Icardi çakıyor. 3-1 yapıyoruz. ben attım ben diyor hocam ben varım diyor takımı satanlar yok diyor biz varız diyor mücadele edeceğiz diyor Dimarko ortalıyor Lukval wow. 4-1 yaptık biraz daha oyuncu değişikliğine gidebiliriz şu ataktan sonra Az şimdi Semedo Yine baktı içeriye. Semedo çeviremedi. Reis'te kaldı top. Hadi beyler. Hadi beyler. Kapatalım. Oo. Bolek. Bolek izin vermiyor bu sefer gole. Şimdi Di Marco tek başına oynadığı için onu bir değiştirelim. Di Lorenzo'yu koyalım oraya. Öte yandan üçüncü değişiklik kime olur? Arthur, Yorgun, Varan. Sanki Varan'ı mı çıkarsın? Albert Ellis var. Şöyle yapalım. Albert Ellis'i şuraya bir yere atalım. Burada Zapata daha beyinli bir arkadaş olduğu için sen gizli forvet ol burada. Bu ikisi öyle kalsın. Tamam. Oyuncularımıza da süpersiniz dedik. Bravo çocuklar. Yani böyle kötü bir elenmenin ardından 4 gollü bir galibiyet. İşte birazcık da 18-19-20. sıradaki takımlarla oynamayı bu yüzden de istemiyorum. Yani bir noktada attıkça atıyorsunuz 3 tane 5 tane. Sanki biraz zaman kaybı gibi. Sonuçta büyük bir kadro farkı var. Bak Fortuna sonuncu oldu. Biz burada 64 puandayız. Bayern Dortmund'u 5-0 yenmiş galiba. Bize gözdağı veriyorlar. Evet, Ahali genç fabrikası olan Leipzig'i konuk ediyoruz kendi sahamızda. Bakalım nasıl bir maç olacak. Güçlü bir kadroları var. Biz de şampiyonluk için yara almadan devam etmek istiyoruz. Az kadromuzda çıkıyoruz bu sefer Frank Kiesi falan herkesi oynatıyoruz. Alvarez için sıkım arkadaş tavsiyesini kabul ettik. Kadromuz bu şekilde. Maça başlama vuruşu diyelim. İç sahada taraftarımızın büyük desteği var. Oyuncularla aramızdaki yaşanan sorunlardan sonra halk tarafını sanki bizden yana kullanıyor gibi. Ama belki de bu sadece başarısızlı sonuçlardan dolayıdır derken Di Marco hocam sakin ben gerekeni yapacağım diyor sakatlıktan dönen oyuncumuz sonunda şık diye bir golü taktı kenardan. Alvarez ortası Jonathan Tah direkten döndü. Bu arada Kanseloy e, almasaydık Dimarco'nun bu kadar çok sakatlanması bize çok daha büyük problem yaratırdı. Öte yandan Luis Alberto'nun olması Virts'in yokluğunu da aratmıyor bize orta sahadaki beynimiz Zapata da aynı şekilde Patrick Schick misali gollerini atıyor. Luis Alberto ortaladı. Elis, Frank Casey, Di Lorenzo, Frank Casey, Inaki Kurtarıyor. Pavlovic uzun gönderdiler. Di Lorenzo, Luis Alberto. Di Lorenzo bırakıyor. Frank Casey. Ters tarafa Di Marco'ya gelen top. Bıraktı. Hop çevir. Ah Duan Zapata ne güzel vuruyordu öyle. Güzel oynuyoruz. İç sahada bence iyi götürüyoruz işi. 3 tane sarı kartımız var. İlk yarı bitiyor. Şu anda Rüdiger taç atışını kullandı. Zapata geldi. Di Marco çok kötü bir pas. Ama Rüdiger'e gelen top. Frank Kessi. Albert. Albert Eliz. Direk yerinden soktu Honduraslı. Gol geçerli tabii ya hocam. Direği sarstı direği direği. Burada ne offside'ı? Bak kaçta adam offside'dan. Küt. Üf 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 üf. Katiniç uzun gönderdi. Kötü bir top. Katiniç tekrar top alıyor. Şimdi Albert Elise. Johannes Son. Enkunku. Araya girdik. Rafael Varan. Büyük tecrübe ya. Büyük tecrübe. Di Lorenzo. Topla birlikte çıkıyor Albert Ellis. Duvan Zapata'ya seken top. Luis Alberto uzaklardan. Çok net söylüyorum. Kalırsak Alberto, Zapata, Rüdiger, Varan, sizin dayı dediğiniz oyuncular bir sezon daha bize büyük katkı sağlayacaktır. Şöyle bakalım. Birazcık agresiflik var. Ama agresiflikten geri adım atmayacağız. Pozitif etki ediyor. Ee, şöyle ki kırılganlığımızı Ortadan kaldırdık, agresif oynayarak rakibe pozisyon vermedik. Şimdi bu sarı kartları tam tersi oynatırsak muhtemelen daha kolay geçilecekler. O yüzden taviz vermiyoruz. En fazla kırmızı kart veririz ama mücadeleye devam. Frankesi hem aşırı zorlamayalım, hem de sarı kartından dolayı önlem almış olalım. Süpersiniz dedik. bir çok güzel bir pas. Dimarco ile buluşturduk. Dimarco çevirdi. Ah, doğru noktaya doğru noktaya temas ettiremedik. Alvarez çok güzel kaçtı aradan. Bolek. Doğru yer tut. Şimdi Johannes son. Brandt'a bıraktı. Kendi sağlarına döndüler. Duan Zapata'dan güzel bir baskı ama alamadık. Kaleci uzun gönderdi. Rüdiger. Di Marco. Di Marco toplu hareketlendi. Elis topu almaya geldi ama bir müdahale. Enkunku şimdi aradan bakmak istiyor. Enkunku. Öyle yok koçum. Öyle o kadar da bolek var kalede. 65 olduk. Bir değişiklik daha yapalım. Son değişikliğimizi de saklayalım. Şöyle bakıyorum. Dimarco çok yoruldu. Sık sakatlanan bir oyuncu biliyorsunuz. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. O sebeple buraya Semedo'yu koyacağız. Hatta Di Lorenzo burada daha etkili olacaktır. Semedo burada kalsın. Değişikliği yaptık. 75'ten sonrası için hem bir değişiklik hem de bir geriye yaslanacağız artık. Evet bence vakti geldi. Son 13 dakika için Luis Alberto'yu mu çıkarsak? Bence Luis Alberto'yu çıkartırsak kimi alabiliriz? Şöyle yapıyoruz. Kaloyan'ı alacağım buraya. Kaloyan'la Katinic'i değiştiriyoruz. Katinic'i ise burada ön libero oynatacağız yine. Torsby savaşçı orta sağ kalabilir. Bu arkadaş ise iki yönlü olacak. Beklerimizi buradan bir yer birazcık çıkartabiliriz. Buraya yine temkinliğe geçtik. Elise de burada çalışkan forvet savunma olsun. Tamam şu anda saplama sanatını yaptık. Savunma sanatına bir deneme yapmak istiyoruz da bu çok tehlikeli bir yer ya. Bu çok tehlikeli bir yer. Böyle pozisyonların mutlaka gol olduğu yani gol olmamasına imkan yok. 2-1 oldu. Hani biz daha söyledik ya oyun bunu duydu ağzımızdan çıktığı an yeterli gol yememiz için. Duan Zapata bir müdahale geliyor. Zapata'ya kırmızı kart. Evet. Şimdi işleri tersine değiştirelim. Pozitif futbol. Tempo normal. Kalan 4 dakikayı bitirmeye çalışıyoruz. Yani oyun muazzam tepki veriyor bu hamlelere ama neyse ki kazanmayı bildik. Belki hiç ellemeseydik bir gol dahi yemezdik ama oyunun inadına ben de inat ediyorum. Bu savunma anlayışını zorlaya zorlaya empoze edeceğiz yani. Evet bu sonuç ardından 67 puandayız. Bayern Münih kimi yenmiş? Onlar da Hamburg'u yenmiş. Peşimizdeki Mainz da yine Dortmund'u yenmiş. Bir arkadaş bizim milli takımımızı sormuştu. Kimler yükseldi, kimler var diye. Bu arada 28 maç sonunda 66 puan gibi büyük bir farklı Fenerbahçe lider. İkinci Erzurum 55 puan. Konya 54, Beşiktaş 52, Galatasaray 51. Yine tuhaf tuhaf sonuçlar. Bursa Spor küme düşme hattında Bursa gelmiş gene de iyi. Öte yandan asist kralı Berkan Kutlu. Ortalama puan Berkan Kutlu. Neymiş bunun profili böyle ya? Fena değil. Van Hooydonk mu? Allah Allah. Sydney Van Hooydonk. Bak sen bak küçük Van Hooydonk seni. Enes Ünal Fenerbahçe'den. Openda Konya Spor'dan. Değişik bir oyuncu. Evet Türkiye'ye geldiğimizde ise en iyi oyuncular Uğurcan Altay. Altay Porto'da Uğurcan Inter'de. Hemen kısaca profillerini göstereyim size. Meraklısı vardır. Bakın. Ha bu arada şunu da belirteyim yeri gelmişken. Ben genç oyuncu karşıtlığından ziyade oyun üretimi regen karşıtıyım. Mesela bir insan Altay Bayındır'a çok büyük paralar verip aldığında daha sonra daha büyük paraya satmasına ben okeyim. Arda Güler'i almasına. Neydi? Kerem Akispanyoloğlu'nu almasına. Uğur Cança vesaire vesaire. Bunları aldın, oynattın, fayda sağladın, büyük para... Bu çok güzel bir şey. Bu beni de keyiflendi. Kerem Benfica'ya gitmiş. 28 yaşında. Ali Akman Bologna'da şekilde. Melih Demiral onu da gösteriyor. Oo, yalnız Melih'in zihinsele bak. Akmış. Kabak yine bildiğimiz gibi. Şöyle bir de taktiklere bakalım. ilk 11'de Yunus var. Yunus şu anda nerede? PSV ile sözleşmesi var. 26 yaşında. Salih Özcan orta sahada. Yusuf Yazıcı var. Yusuf Yazıcı'yı biliyorsunuz İngiltere'ye çalışma kurallarından dolayı getirememiştik. Yine burada Berat oynuyor. Ravil Tagir. Ömer mi? Regen, Regen Ömer 19 yaşında. Kerim Çağlanoğlu, Solbek, Vurcan var. Mert Müldür, Enes Ülen falan filan burada diğer oyuncuları da görüyorsunuz. Hepsine şimdi tek tek bakmaya uğraşmayalım İrfancan. Evet milli maç derecelerine bakacak olursak Patrick Schick, Lynch 6 golden 2 golünü ve 1 asistini yaptı. Sen çürüyeceksin koçum. Sen büyük ayıp ettin. Roman Bolek 7.5 Yine Katinic 7.5. Bu Halbertelis 6.7. Yine başka milli maçlarda gençlerimiz oynamış. Luke Wall 7.2 ile oynamış. Aslında biz Zidane'ı az kadroya gönderebiliriz. Rotasyon için Zidane'ı da kullanalım. Vay dünyanın en iyi 50 genç futbolcusunda şampiyon Nottingham Forest'lı Silva olmuş bir regen kapmışlar. Kaça almışlar bunu? 8 milyona. Kaça satacaklar? 158 milyona. alsana oyun üretimi regen. Orta sahada her şey kusursuz. Tuhaf tuhaf özellikler. Maça çıktığı zaman Terminator gibi. Evet takım hiyerarşisine geldiğimiz zaman hocanın kıymetini bilen, hocaya saygısızlık yapmayan oyuncularımız ortada. Zidane ve Kostov onlar yani fikri yok çünkü çok iletişimimiz olmadı. Evet ahali şimdi Gladbach maçına ahali Gladbach maçına geldik Gladbach maçında yine tam kadro çıkıyoruz sakatlığımız eksiğimiz yok hatta ve hatta e, şey de birazcık iyileşti de riske etmek istemiyorum ama bizim oyuncularımız şu an gayet kondisyonu iyi durumda tam kadro olarak Gladbach'a çıkıyoruz onlar da ilk 5 içerisindeler ciddi bir maç bu maçtan sonra da Bayern Münih maçımız var hazırsak başlayalım buradan alacağımız 3 puan öyle çiçek tadında olur. Çiçek tadı da nasıl oluyorsa. Bu da bir saçma oldu ama neyse. Evet, Rüdiger'le başladık. Icardi. Icardi, Dimarco'yu gördü. Dimarco'dan Rüdiger. Kaptan Rüdiger. Luis Alberto tek de çat yaptı. Şöyle döndü ama birazcık hızlı oldu. Eyvah, Navarro bıraktı şimdi. Esposito. Esposito'yu kaçırdık. Esposito çok fena. 27. golü olmuş bu sezon. Kim eşleşmişti onunla? Şurada bakıyoruz. Rafael Varan. Safanov'la başladılar. Jago Nehus yine Esposito'ya bıraktı. Luis Alberto bu sefer kaptık. Servais Kesi. Di Lorenzo Albert. Elisama kalecinin müdahalesi var. Molina şimdi taş atışını kullandı. Göktuğ. Göktuğ'dan Nehos. Molina. Luis Alberto araya girdi. Esposito. Oo, bizim oyuncumuz Verscharen. Buraya satmıştık. Bizim için şu an işler biraz sıkıntı. Yani kötü oynamadık ama yakaladığımızı atamadık ve kötü goller yedik. İkinci yarı birazcık oyunu ortaya koymamız lazım ki kadroda Monchu da var. Bizim eski döküntü ne varsa toplamışlar. Asisti yapan da Monchu. 7-26 ile oynuyor. 27 maç 3 gol 9 asist. Şimdi Murat Hoca nasıl seviniyordur, bayram ediyordur. Evet hücum anlayışına geri geçiyoruz. Bazı değişiklikler yaptık. Servais ve Di Lorenzo da kötü oynuyor. Ee, şöyle Tors bir alsak. Zidane sert demirim alsak ama önce ikinci yarıya bir başlayalım. Elis de kötü oynuyor. Şu arkadaşı çıkartabiliriz ama dediğim gibi ikinci yarıya bir başlayalım. Sonuçta sistemimizi değiştirdik. Belki de bazı oyuncular kendilerini toparlar. Şimdi Monchu serbest Duran top. Korneri kullandı ama. Sembetsiz. Bolek uzun gönderiyor. Icardi aşırttı. Kimse yok. Molina. Molina topla çıkıyor. Kapatmaya çalışıyoruz. Göktu. Neyhus. Katiniç orada. Di Lorenzo Artur. Di Marco'ya güzel bir top. Di Marco Evet Arthur, Frank Casey, 3 kişi koşu yapıyor. Luiz Alberto, seken topu Icardi. Icardi al topu dön. Luiz Alberto müthiş bir şut çıkardı. Dönen topu Icardi tamamlıyor. Gol geçerli, tekrar izliyoruz. 3 kişinin koşusu vardı. Frank Casey aldı. Alberto'yu seçti, gelişine vurdu. Icardi seken topu çok iyi takip etti ve Çankaleci'yi yere yatırdı. Şimdi Navarro ile başladılar. Monchu Navarro paslaşması net sonra da Monchu tekrar araya Rüdiger Esposito'ya pas verdi resmen. Rudiger ne yapıyorsun? Koçum Oldum bu şimdi. İki değişiklik birden yapmak istiyorum. Servais'i çıkarsak buradan Torsby'imi alsak Zidane sert demir alalım. Öte yandan Elis'i çıkartacağım. İker Bravo'yu alacağım buraya. Maalesef çok hata yapıyoruz. Çok gol yedik bu maç. Mönchengladbach deplasmanından 3-1 mağlup dönüyoruz. Maalesef e, rakibin regenlerini tutamadık. Farklı aslında eşit sayıda pozisyonlara girdik. Gol denedik, şut attık falan ama rakip kaleci biraz daha kurtarışlarda bulundu. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir espozito bulmuşlar. Bitiricilik, mitiricilik. Regen'in hası. Maalesef bu hafta kaybediyoruz. Bayern Münih iç sahada Wolfsburg'u yeniyor. Diğer yandan da Mainz Hamburg'u yeniyor. Biraz daha yaklaşmış oldular bize. Özellikle Bayern Münih bir sonraki maçta bizi yenerse liderlik koltuğuna oturabilir. Evet artık ligde sona doğru geliyoruz. 3 takımın maçları gösterilmiş. Benim önce Bayern Münih'le sonra da Mainz'la maçımız var. Diğer kalan 3 maçımızda ise Frankfurt, Dortmund, Hamburg yani yine zorlu maçlar bizi bekliyor. Ama Bayern ve Mainz'i yenersek bence bu işin arasından sıyrılabiliriz. Çünkü Bayern'i yendiğimiz takdirde puan farkı 5'e yükselecek. Mainz'da da bu puan farkını korursak geri kalan 3 maçta 5 puanlık farkı da kapattırmayız diye düşünüyorum. Ama yine de rakipler zorlu. Yani Dortmund deplasmanımız var, Mainz deplasmanımız. Bakalım neler olacak. Menajer olarak 300. maçımıza ulaştık. Evet dostlar, Frenkesi ve Di Lorenzo'dan yoksun olacağız. Zaten 3 tane de kadro dışı bıraktığımız ilk 11 oyuncumuz yok. Totalde 5 ilk 11 oyuncumuz olmadan bu sefer Bayern Münih karşısına iç sahada çıkıyoruz. Ama hep söylüyorum, elimizdeki oyunculara güvenimiz tam. Bu maçı kazanarak şampiyonla bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bayern Münih karşısında neler yaşayacağız, nasıl bir maç bizi bekliyor. Başlama vuruşu dedik İç sahada. Davis başladılar. Koman Davis topu taşıyor. Cancelo'yu bu sefer mevkisi daha yatkın olduğu sağ bekte oynatıyoruz. Icardi ile geliyoruz şimdi. Icardi çizgiye indi. Dışarıya çıkardı. Tors bir tekte. Duhan Zapata'ya gelmedi. Burkat. Goretzka. Araya Torsby harika girdi. Icardi bıraktı. Duvan Zapata dışarıya çıktı üst direkten. Güzel bir organizasyondu. Torsby'nin kaptığı topla. Şimdi Koman baskımız hemen geldi oraya. Soletle çıkmaya çalışıyorlar. Müller uzun gönderdi. Rüdiger. Rüdiger topla çıktı kaptan. Kaptan harika gitti. Luis Alberto tek toplar. Duvan Zapata. Duvan Zapata ile atıyoruz golü. şu, şu paslara bak Rüdiger kaptan müthiş taşıdı. Tek toplar. İşte bak Luis Alberto kraldı. Tak verdi. Bu adamın oyun okuması bu yüzden 20. Beyni 20. Beyni adamın beyni 20. Özellikleri bırak. Sonra tunağında çıkmış. Özellikle niye Luis Alberto'yu istiyoruz? Kesin bunun içinde bir şey var. Para aklamam var. Bilmem ne var. Bırak ne para aklaması. Kral gibi beyni 20 olan adam alıyoruz. Luis Alberto, Duan Zapata, kaçırdı Dimarco'yu, Dimarco Di topu çevirdi, Icardi bir tık uzatabilseydi ayağını 2 0dı İlk yarıyı yine baskılı, yine istekli, yine üstün olan taraf bizdik Bayern Münih'ten. Oyunculara herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. de bulunalım. Süperler. Gayet yeterli bizim için oynadıkları oyun. Zaten rakibe nefes aldırmadık ilk yarı. Şimdi Luis Alberto yine müthiş düşündü. Di Marco tek de ortaladı. Icardi vuramadı. Bu sefer Cancelo ortaladı. Duvan Zapata. Büyük maçların adamı Zapata. Çifte telli de oynuyor golünden sonra. 56. dakika 2-0 yaptık. Adamların Burkat'ı şey yaramadı. Burkat. Ne oldu Burkat? Ha sizin 6.4 6.4'de oynuyor. Kanat forvet sağ tarafta. Luis Alberto'yu çıkartıp buraya bir Arthur koyalım. Daha sonra Cancelo çok yoruldu. Buraya bir Semedo koyalım. Üçüncü değişiklik de yine buradan Servais yerine As'ı alalım. Şöyle yapalım hatta. As burada oynasın. İki ortası sağ, bir sağ bek değişiklikleriyle yorulan oyuncularımızı rotasyona sokmuş olduk süpersiniz dedik. Kalan 10 dakikayı da Bayern Münih'e karşı gol yemeden bitirmeye çalışıyoruz. Koman ve Adeyemi'yi perişan eden beklerimiz. Arthur şimdi. Rüdiger. Kaptan bıraktı Bolek. Katiniç. Semedo. Torsby. Icardi. Semedo'nun önüne bıraktı. Semedo taşıyor. Semedo içeriye çevirdi. Udoka Araya girer miyiz? Giremedik. Şimdi Varan aldı. Dimarco Rüdiger. Kaleye kadar döndük. Sakin çocuklar. Güzel. Varan, Katiniç, As, Torsby. Evet. Evet Semedo. Evet Semedo. Offside var mı? Offside olabilir. Tekrar izleyelim. Icardi burada. O yok canım tertemiz. Bak Semedo'ya bak nasıl gol attırdı ya. Helal olsun. Helal olsun. Icardi bir kez daha saplıyor. Hadi bayan koçum. Hadi köyüne. Hadi. Köyüne çabuk. Evet beyler puan farkını 5'e çıkardık. Hep söylüyorum. Bu hikaye sayfa sayfa yazılır. Sayfa sayfa okunur. Sayfa sayfa çevireceksiniz. Biz buraya hikayenin ilk sayfası olarak ne dedik? 15 yıllık Bayern tekelleşmesine, bütün kupaları Bayern'in kazanmasına, lig şampiyonluğunu 14 kez üst üste alan Bayern'i koltuktan indirmek için geliyoruz dedik. En büyük vadimiz ve başarmaya çalıştığımız şey buydu. Bunu da adım adım bitirmeye yaklaştık. Tabii ki bunun yanı sıra Almanya Kupası bir bonustu. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkmak bizden istenendi. Biz e, birinci turda elendik ama dediğim gibi buna sebep olan bazı hainler vardı. Onların biletini kestik. Fikstüre gelecek olursak fikstürdeki başladığımız nokta Pauli maçıydı. Pauli'den buraya kadar geldik. Pauli ile birlikte iki tane maç kaybettik. Biri Barcelona oldu elendik. Diğeri ise Gladbach oldu. Öteki maçlarımızda sadece iki beraberlik ve geri kalanını da kazandık. İyi durumdayız. Ligde gayet 5 puanla lider durumdayız. Şimdi yarı final var bir sonraki bölümde. Dortmund gibi önemli maçlar var ki bir sonraki bölüm finali yaparız diye düşünüyorum. Şöyle Mainz'la birlikte başladık mı zaten 5 maç var. Bir de finale kalırsak 6 maçımız olacak. Yani 8. bölüm 6. sezon 8. bölümümüz Leverkusen finali olacak. Bu bölümün sonunda şunu bekliyorum sizden. Belirtin sözleşmemizde kulüp sezonu tamamladığında biz şampiyon yaptık bize eyvallah mı diyelim? Yoksa o 4 kişiyi cezalandırıp onları satıp onların parasıyla bir sezon daha şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni de hedefleyip 8. sezonda mı kalalım yoksa 3. seçenek size 7. sezon olmasın dükkanı kapatalım mı? Bu 3 seçenekten birini önermenizi tavsiye ediyorum. Genel çoğunluğa göre, düşünceye göre bir şeyler şekillendiririz. Bir sonraki bölümde ankete açarız, ankete göre hareket ederiz ama düşüncelerinizi merak ettiğim için yorumda görmek isterim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.